Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orduyu ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Öncelikle biliyorsunuz tarihi bir yolculuk vardı geçtiğimiz günlerde. Alper Gezer Avcı Türkiye'nin ilk astronotu oldu ve şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Türkiye ile de dünyayla da ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptı. 10, 9, 8, and liftoff. Ve ilk bağlantı gerçekleştirildi. Hayırlı günler, hayırlı görevler. Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Türk astronot Alper Gezer Avcı uzay istasyonundan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Erdoğan, Gezer Avcı'nın görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. Gezer Avcı ise Cumhurbaşkanı'na uzay yolculuğunun ilk anlarından itibaren yaşadıkları ve yaptıkları araştırmalara ilişkin bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Görevime bu detaylı plana uygun şekilde başladım. Bu faaliyetlerin ilk adımı Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Bahsettiğim planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Yolculuğun ilk anından itibaren yaşadıklarını anlatan Gezer Avcı burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim yanıtını verdi. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçlarını beraberinde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekiminin yokluğu diyebilirim. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Daha Dragon kapsülünün içerisindeyken, fırlatmanın hemen ardından. Buradaki çalışmalarıma hedeflediğimiz gibi başladım ve 3. gün itibariyle planladığı şekilde devam ediyorum. Herhangi bir aksaklık olmadan tüm faaliyetlerimizi yürütüyorum. Erdoğan, Gezer Avcı'ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi ISS'deki yani Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortamı dünyadakinden ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde oluşu ve hissettiğimiz etkilerin birçoğu da buna bağlı. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrem bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Yine vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir MR yok, hiçbir problem yaşamadım. Efendim, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözün retina tabakasının yırtılması halindeki ameliyatlarda kullanılan bir cihaz vardı. Bu cihaz bozuk. Uzun bir süredir de yapılmıyor. Hal böyle olunca insanlar, o retina yırtılmasından kaynaklı hastalık yaşayan vatandaşlarımız görme kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Mağdur olan hastalar İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir an önce harekete geçmesini bekliyor. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözün retina tabakasının yırtıldığı vakalarda gerekli olan cihazın arızalı olması hastaları mağdur ediyor. Cihazın arızasının giderilmemesi nedeniyle hastalar tedavi olamıyor. Görme yetilerini kaybetme riskiyle karşılaşan hastalar özel hastanelere gitmek durumunda kalıyor. Hal böyle olunca da karşılarına astronomik fiyatlar çıkıyor. Arızanın giderilmemesi orduları mağdur ederken hastaların görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması, bu kadar önemli bir cihazın neden tamir edilmediği sorularını akıllara getiriyor. Ordular İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir an önce cihazdaki arızanın giderilmesini sağlamasını bekliyor.
Yerel seçimler artık çok yakın. 70 günden de az bir süre kaldı ve herkes hala adayları belli olmayan partiler var. Büyükşehir'de İYİ Parti ve AK Parti adaylarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne henüz bir açıklama gelmedi. İlçelerde AK Parti'nin aday açıkladığı ilçe yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğu ilçede açıkladığı adaylar var. İYİ Parti de sadece Ünye'deki adayını açıkladı. Peki bundan sonraki süreçte neler bekleniyor? Hangi parti hangi ilçe adaylarını ne zaman açıklayacak? İzliyoruz. Türkiye yerel seçimlere kilitlendi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2,5 ay kala siyasi partilerde aday belirleme süreçlerine hız verdi. Adaylar bir bir açıklanırken Ordu'da gözler açıklanmayan adaylara çevrildi. Her parti kendi takvimine göre tüm adaylarını açıklamak için çalışıyor. AK Parti Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkan adayını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ilçe adaylarını açıklayarak ilçe adayları için startı hafta sonu vermişti. Önümüzdeki günlerde Ordu'daki ilçelerin adaylarının da AK Parti'de açıklanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise Ordu'da bugüne kadar 12 ilçe adayını açıkladı. CHP'de bu hafta içinde 3 ilçenin daha adayının açıklanacağı öğrenildi. Ordu Büyükşehir adayının açıklanması içinse CHP Parti Meclisi'nin toplanması bekleniyor. İYİ Parti de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamıştı. İYİ Parti'nin geriye kalan ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için Genel Başkan Meral Akşener'in Ordu ziyaretini beklediği öğrenildi. İYİ Parti bu süreçte Ordu adaylarını açıklayacak ama kamuoyuna duyurmayacak. Adayları Akşener Ordu ziyaretinde açıklayacak. Akşener'in Ordu ziyareti içinse tarih henüz net değil. İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'nde dün gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Şarampole yuvarlanan araçta 50 yaşındaki Erdoğan Deniz hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Devam edelim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı alan Doktor Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesine adeta çıkarma yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak için Perşembe ilçesine giden Başkan Güler, parti teşkilatı, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilçe girişinde coşkuyla karşılandı. Başkan Güler'in Perşembe ilçesinde ilk durağı AK Parti Perşembe İlçe Teşkilatı'nın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısı oldu. Bu tabi gönül meselesi ve bu çalışmalar biz tamamen memleketimize bir sevgimizin, aşkımızın bir işareti olarak yapıyoruz. Bunu da bilin ve bundan sonra da Ordu'yu Türkiye Yüzyılı başladı. 1 Ocak'tan itibaren yeni yüzyıl başladı. Bu yeni yüzyılın yıldızı da Ordu. Yeni dönemde de durmaksızın çalışacaklarını belirten Başkan Güler, yeni eserlerle Perşembe'yi bambaşka güzel bir hale getireceğiz ve bunları birlikte yapacağız dedi. Ordu'da da dünyanın güzel yeri neresi? Perşembe. Perşembe'de yıldızlardan biri olacak. Allah bizi mahcup etmesin diyorum. Siz bir dava adamız. Dediğim gibi görev ne olursa olsun biz davamızın peşindeyiz. İnsanlık davası bu. Küsmek yok, itiraz yok. Oturacağız, düşüncelerimizi söyleyeceğiz, kopmayacağız. İstişare toplantısının ardından Perşembe Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Güler, Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ve yönetimiyle bir araya geldi. Onun için inşallah nasip olur. Buradaki ziyaretin ardından Güler ve beraberindekiler Perşembe ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Güler ziyaretlerinde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Burada vatandaşların masalarına konuk olan Başkan Güler, talep ve önerileri dinleyerek tek tek not aldı. Zaten siz oradasınız.
Fındık fiyatı bugünlerde 110 lira bandında seyrederken Faslı Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu'dan flaş bir açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satmaması halinde fiyatın 130 liranın üzerine çıkacağını kaydetti. Fındık üreticisinin gözü kulağı serbest piyasada. Yeni yılla birlikte serbest piyasada 3 haneli rakamları bularak 110 lira bantlarına çıkan fındık fiyatları üreticilerin yüzünü bir nebze de olsun güldürdü. Ancak üreticiler fiyatların ilerleyen günlerde daha da artmasını bekliyor. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu da fındık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürsu yaptığı açıklamalarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satma kararı almadığı takdirde serbest piyasada fındık fiyatlarının Şubat aylarında ciddi bir yükseliş yaşayacağını söyledi. Bugün itibariyle fındık fiyatları 113 liraya kadar yükseliş göstermiştir. Bu yükselişi oda olarak ve çiftçilerimiz olarak takip etmekteyiz. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satışıyla ilgili herhangi bir çalışması olmadığı takdirde Şubat ayının sonuna kadar çok ciddi anlamda fiyatların yükseleceğini tahmin etmekteyiz. Bu tahminler doğrultusunda çiftçilerimizin kendilerine uygun gördüğü fiyatlarda hesaplarını kesme gibi düşünceye girebilirler. Ama Şubat ayının sonuna kadar fındık fiyatlarının ciddi anlamda yükseleceğini düşünüyoruz. Pandemi döneminde hatırlarsınız maskesiz sokağa çıkmak dahi yasaktı. Bugünlerde yasak yok ama vatandaşlar sağlıklarına dikkat ediyor. Çünkü son zamanlarda inanılmaz salgında artış var. Gerek grip vakaları gerek influenza birçok vakada artış yaşandı. Hal böyle olunca vatandaşlar tekrar sokakta maske takmaya başladı. El hijyenine özen göstermelerini ve mesafeyi mutlaka korumalarını ama mutlaka ve mutlaka maskesiz dışarı çıkmamalarını öğütüyorum. Bu görüntüler pandemi döneminden değil. Pandemi dönemi boyunca hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan maske kullanımı son günlerde yeniden arttı. Artan grip vakalarıyla birlikte vatandaşlar sokaklarda maskeyle gezmeye başladı. Ortalık çok grip kaynıyor. Dün hastanedeydik, hastaneden çıktık. Yatma boş yer yok yataklarda ve herkes öksürüyor. Tavsiye ederim herkes taksın kendini korusun. Grip olanlar da taksın ki bulaştırmasın herkese. Artan grip ve Covid vakaları sonrasında maskeler yeniden hayatımıza girdi. Sokaklar pandemi günlerini hatırlattı. Korunmak amaçlı, hasta olmamak amaçlı ben geçirdim çünkü zatürreyi 3 aydır çekiyorum. Haliye daha iyileşemedim. Sokakta maske kullanan insan sayısındaki artışsa dikkat çekti. Vatandaşlarsa hem kendilerini hem de çevredekileri korumak için tedbir amaçlı maske kullandıklarını söyledi. Virüs çok değil, tedbir amaçlı da takmak zorundayım. Maskemi takıyorum. Her yerde, topluma da girsem, dışarıda çıksam maskemi takıyorum. Takmamız da gerekiyor. Ben kendimi korumak ve milletten korumak için taktım. Şimdi bazen yoldan geçen öksürüyor, möksürüyor. O yüzden sağlık olmak için taktım. Uzmanlarsa vatandaşlara salgından korunmaları için maskelerini mutlaka takmaları gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle yaşlı bireylerimizin, yaşı 70'ten yukarı olan bireylerimizin mutlaka maskesiz kapalı ortamlara girmemesini, insanlarla mecbur kalmadıkça tokalaşmamasını, el hijyenine özen göstermelerini ve mesafeyi mutlaka korumalarını ama mutlaka ve mutlaka maskesiz dışarı çıkmamalarını öğütüyorum. Ordu'nun kış turizmindeki en büyük kozu Çambaşı Yaylası ve Çambaşı Yaylası'ndaki doluluk yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte %90'lara ulaştı. Yani, Ordu'nun en büyük turizm cennetlerinden birisi olan Çambaşı Kayak Merkezi hafta sonu ve sömestr tatiline fırsat bilen vatandaşların adeta akınla uğradı. Otellerde doluluk oranı %90'lara çıkarken kayak pistleri de dolup taştı. Vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Çevre illerden de çok sayıda kişinin geldiği tesiste kızak almak ve telesiyeje binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapan, eşsiz manzarasıyla cezbeden
Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi Çambaşı'nda sömestr tatili bereketi yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilcilerle Çambaşı'nda otellerin doluluk oranı %90'a ulaştı. Kayak merkezinde önümüzdeki günlerde doluluk oranının %100'e ulaşması bekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in kararlı tutumuyla birlikte ilimize kazandırılan Durugöl Tabiat Parkı halkın yeni buluşma noktası oldu. Modern şehircilik kimliğine uygun alanların oluşturulmasına büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in kararlı tutumu sayesinde hiçbir bedel ödemeden alınan ve sosyal yaşam alanı haline dönüştürülen Durugöl Tabiat Parkı, halkın yeni buluşma noktası oldu. Doğal gölün ve ekolojik dengenin korunarak yeşil alanları ve sosyal aktivite imkanlarıyla donatılan 36 dönümlük Durugöl Tabiat Parkı, gece aydınlatmalarıyla mahalleye renk katarken görsel de bir şölen oluşturdu. Aydınlatma sistemlerinden kent mobilyalarına, kuş evlerinden suluklara her şey düşünülerek inşa edilen alanda göl etrafına 6000 metrekare çim serildi. Havuzunda müziğe göre hareket eden fışkiye sisteminin de yer aldığı alanda aydınlatmalar eşliğinde ışık şov animasyonları yapılıyor. Bir Altınordu Belediyesi klasiği haline gelen yarı yıl tatilindeki sinema ve tiyatro günleri başladı. İlgi de oldukça yoğun. Başkan Aşkın Tören'in Altınordu'nun kültür sanat hayatına kazandırdığı ve hem öğrencilerin hem de velilerin büyük beğenisini kazanan çocuklara özel geleneksel sinema günleri sömestr tatiliyle birlikte başladı. Altınordu Belediyesi'nin yaptığı etkinlikleri gerçekten beğeniyoruz. Çocuklar gerçekten eğleniyor. Bu son yapılan etkinlikte daha çeşit tiyatronun olması çok hoşumuza gitti açıkçası. Devamını da bekliyoruz etkinlikleri. Çocukların dinlenmelerine, eğlenmelerine ve enerji depolamalarına katkı sağlayan sinema ve tiyatro günleri. Durugöl Mahallesi'nde bulunan Altınordu Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda yarı yıl tatilinde 15 gün boyunca devam edecek. Bugün buraya kızımızı getirdik sinemaya. Çok güzel bir etkinlik. Zaten belli çizgi filmler var çocukların sevdiği. Sağ olsun bununla ilgili Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ara ara filmler, sinemalar koyuyor. Bu alan da çok güzel, trafik alanı. Çocukların eğlenebileceği güvenli. Yani kendi başlarına dışarı çıkamayacakları kolay kolay. Eğlenceli bir alan. Çocuklar çok mutlu oluyor. Kızımızı getirdik içeriye film izliyor şu anda. Aşkın Başkan bence devam etmeli. Çünkü projeleri güzel. Bu alan gayet güzel. Birçok etkinlik yapabilir çocuklar. Bisikletiyle gelebilirler. Akülü arabalar var kendileri oynayabileceği. İşte bir scooter falan alıp gelinebilir yani buraya çocuklarla beraber etkinlik yapabilmek için, vakit geçirebilmek için. Kafeler var büyükler için, oturmak için. Değişik alanlarda etkinlikler yapılıyor sağ olsun. Teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik alanı düzenlediği için kendisine. Öğrenciler tarafından çok sevilen Rafadan Tayfa adlı çizgi film gösterimiyle start alan sinema günlerinde yine çocuklara yönelik olarak tiyatro oyunları da yer alıyor. Aşkın amca sen bu işi biliyorsun, seni çok seviyoruz. Aşkın amca çok teşekkür ediyoruz, çok eğleniyoruz. Aşkın amca burası çok eğlenceli, seni seviyoruz. Trafik kurallarının eğlenerek öğretildiği, çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren satranç başta olmak üzere birçok oyun alanının da bulunduğu trafik eğitim parkında ailelerde, sosyal tesislerde hep birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmenin tadını çıkarıyor. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik olmuş. Biz de bu tatili fırsatı çevirerek Altınordu Belediyesi'nin bu etkinliğine katıldık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Hatta bu yer de çok güzel yapılmış. Teşekkür ediyoruz. Zaten yakından takip ediyoruz başarılarını. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyoruz kendisine. Altınordu Belediyesi'nin bu etkinliği sömestr tatiline denk gelmesi nedeniyle çocuklar için bir sosyal faaliyet aynı zamanda. Hem mekan bakımından hem de etkinlik bakımından oldukça başarılı görüyorum. Aşkın amca bu yeri çok beğendik ve teşekkürler. Aşkın amca teşekkürler, burası çok güzel. Evim parka da çok yakın.
sürekli takip ediyoruz zaten. Hep çocuklar güzel etkinliklerle buluşuyorlar. Özellikle Ramazan'da burada çıkan etkinlikler, tiyatrolar olsun çocuklar için güzel bir sosyal etkinlik oluyor yani. Parkın düzeni, bu akülü arabalarla çocuklara sürüş imkanı verilmesi falan gayet güzel. Memnunuz çok yani. Teşekkür ederiz böyle bir parkı mahalleye kazandırdığı için. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tüm çabamız, gayretimiz, yarınlarımız ve umudumuz olan çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde sevinç ve coşku olabilmek. Çünkü biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk dostu belediye ve çocuk dostu şehir mottomuzla çocuklarımıza yönelik desteklerimiz artarak ve çeşitlenerek devam edecek. Bizleri sevgili çocuklarımızla buluşturan kıymetli ailelerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Yarı yıl tatili boyunca sürecek etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz dedi. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çocuklar için sınav etkinliği çok güzel. Özellikle öğrencilerin tatil döneminde öğrencilerin farklı gelişimlerini sağlaması amacıyla gösterilen ilgiye de çok teşekkür ederiz. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ilçedeki doğalgaz çalışmalarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalardaki son durumu anlattı. Aybastı doğalgaza kavuşmak için gün sayıyor. Aybastı ilçesinde vatandaşların doğalgaz konforuna kavuşması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. İlçede doğalgaz çalışmaları belirlenen plan kapsamında aralıksız devam ediyor. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan da doğalgaz çalışmalarında gelinen son aşamayı kaydetti. Aybastı'da bizim hayalimiz doğalgazdı. Allah nasip etti elhamdülillah. Şu anda doğalgaz ilçemizde faaliyetlere başladı. Abonelik işlemlerine başlıyoruz. Hatlarda gaz var. Buradan Cumhurbaşkanıma, Meclis Başkanıma, 27. ve 28. dönem milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanıma, teşkilatlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize iyi gaz verdiler. Elhamdülillah. Hakikaten de ilçemizde gaz oldu. Asfaltın üst tarafında yukarı mahallemize doğalgazı hatlara verdik. İşte yok olmaz, yok gelmez. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun geldi. Şubat ayının sonlarında Aybastı ilçesinde hanelere doğalgaz verilmesi planlanıyor. Ordu Basın Kuruluşları Derneği 8. olağan kongresini gerçekleştirdi. Başkan Sefai Uzunyurt güven tazeledi. Ordu Basın Kuruluşları Derneği kongreye gitti. Sefai Uzunyurt Başkanlığı'nda kurulan Türkiye'nin tek il basın derneği olan Ordu Basın Kuruluşları Derneği 8. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. İstanbul Sarıyer Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir tesislerinde gerçekleştirilen kongreye Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, eski basın konseyi başkanı Oktay Ekşi, siyaset ve sanat camiasından, iş dünyasından isimler ve dernek başkanları katıldı. Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit de divanda yer aldı. Programda katılımcılar söz alarak orduya ve basına dair açıklamalarda bulundular. Ordulular sahipsiz değil, ne zaman nereye davet ederlerse partisine, fikrine bakmaksızın orduların yanında olacağım demiştim. Dolayısıyla Sefai kardeşimiz için de bugün ordularla beraber olmak adına burada bulundum. Bulunmaktan şeref duyuyorum. Bu tür kuruluşlarda davetlerde bazen şöyle deniliyor. Efendim siyaset konuşmamak lazım. Benim de söylediğim bir şey var. İmama mikrofonu verirsen vaaz eder. Siyasetçiye de mikrofonu verirsen siyaset konuşur. Başka ne yapacak? Bildiğiniz gibi dağıtımımızı postayla yapıyoruz. Ancak PTT alıcılara bu gazetelerin bir bölümünü ulaştırmıyor. Biz de diyoruz ki kayıtlı sistem gelsin. Yani imza karşılığında versin. Ama bu çok pahalı bir sistem. Kargolardan sizler iyi biliyorsunuz. Buna basın indirimi, basına bir burada bir ayrıcalık, kolaylık yapılmasını talep ediyoruz. İlk basın şehidimiz Hasan Tahsin'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletimiz için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimiz. Derneğimizin bünyesi, üyesi olan basın mensubu arkadaşlarımız Talat Çavuk, Şaban Arslan, Erol Güray,
Metin Rüşan, Akın Savaş, Yüze başta olmak üzere tüm basın şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yerel basın mensupları önemseyerek kongremize katılan siz kıymetli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Türk basını benim bildiğime göre biz 31'den bu tarihe, yani ilk gösterimizin çıktığı tarihten bugüne kadar tam özgür bir ortamı hiçbir zaman yaşayabilmiş değil. Yöneceli olarak biraz daha sebep olucu dönemler olmuştur. Onlara kısaca söyleyeyim gerekirse 1950 ile 53 yılı, 1961 ile 1969 yılı arasında Türk basını göreceli olarak özgür olduğunu söyleyebilecek bir yer yapmıştık ama içinde bulunduğumuz dönemde dünya basın özgürlüğü, daha doğrusu gazetelerin özgür olarak görevlerini yaptıklarına ne kadar özgür olarak yaptıklarını indekste Türk basının bugünkü yeri 180 arasında 165. Genel kurulda başkanlığa Sefai Uzunyurt yeniden seçilerek güven tazeledi. Efendim, tarih önemli. Gençlerimizin tarihi bilmesi de bir o kadar önemli. Çünkü şanlı Türk tarihinde onlarca devlet kurduğumuz bu tarihte öğrencilerimizin geçmişi yakından çok iyi bir şekilde analiz etmesi ve bilmesi gerekiyor. Şimdi bir tarih öğretmenini ekranlara taşıyacağız. Onun tarihimizi öğrencilere öğretme metodu oldukça farklı. Ordu'da özel bir okulda bulunan bu tarih sınıfı dikkat çekiyor. Bu sınıfımız etkileşimli tarih öğretimi. Buraya gelen öğrencilerimiz kitap, defter, kalem kullanmadan tarihi empatiyle ve etkileşimli bir şekilde yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Belli aralıklarla tarihteki kahramanların yerine geçerek etkileşime giriyorlar. Bu şekilde destekleyici öğretim materyali yöntemiyle burayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Tarih öğretmeni Mevlüt Algan kalıpların dışına çıkarak öğrencilerine kitap, defter kullandırmadan ders anlatıyor. Diğer bir projemiz ise bil, bul, yap. Bu nasıl uygulanıyor? Sınıfı ikiye bölüyoruz. İki takım birbirleriyle yarışıyorlar. Belli bir süre, 60 saniye boyunca sorulan soruya doğru bildiklerinde her çağı dünya tarihini oluşturacak şekilde planladık. Bunu öğrencilerimiz hayal kurarak değil, bizzat fethettiği ülkeleri legolarını bilgisiyle yerleştirerek dönemlerine göre öğrenmiş oluyor. Mevlüt Algan geliştirdiği materyaller ve eğitim metotlarıyla tarihin tüm dönemlerini ilmek ilmek öğrencilerin zihnine işliyor. Etkileşimli tarih sınıfında öğrenciler tarih dönemlerine göre çeşitli oyunlar oynama fırsatı yakalıyor. Çevirdiğimizde gelen soruya göre o sorunun cevap kartını cevaplıyoruz. O sorunun cevabı aynı zamanda o olayın tarihi, gizil öğrenme var. Bu her sınıf düzeyinde. 2011 yılında iki öğrencisiyle yola çıkan Mevlüt Algan, ders anlatırken bu yolu neden seçtiğini ise böyle anlattı. Bu 2011 yılında bir okulda çalışırken Muhteşem Yüzyıl diye bir film çıktı ve benim ecdadım yanlış şekilde orada Türk halkına öğretiliyordu. Ben de bundan bu işte görevli olan, çünkü tarihi öğretme görevi bize verilmiş, bundan rahatsız oldum ve tarihimi, ecdadımı doğru öğretebilmek adına kaygılandım. Ve iki tane öğrencimle tarihi nasıl doğru öğretebilirim sorusuyla yola çıkarak TÜBİTAK projesi olarak hazırladık. Eğlenmenin ve öğrenmenin bir arada gerçekleştiği bu tarih sınıfına ise öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz sınıfa gelmek için çok şeyi göze alıyorlar. Çünkü burada klasik öğrenmenin dışında bir öğrenme var. Öğrenciler defter, kitap, kalem, kağıt getirmeden sadece kendileri girişte Osmanlı mehter marşlarıyla sınıfa girip etkileşimli olarak burada oyun mantığıyla, oyun tabanlı ve yarışarak öğrendikleri için ders mantığıyla bakmadıklarından buraya gelmek için çok fedakarlık yapıyorlar. Böylece öğrenciler tarihin önemini yaşayarak keşfederken diğer yandansa derste eğlenceli vakit geçiriyor. Küresel ısınma tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da etkilerini sürdürüyor. Bu zamanlarda çok fazla yağış, hatta kar yağışı alması gereken Ordu'da herhangi bir yağış yok. Hal böyle olunca Topcan Barajı'ndaki su seviyesi de oldukça azaldı.
Küresel ısınma orduyu etkilemeye devam ediyor. Dünya yüzeyinde sıcaklık her geçen yıl biraz da artıyor. Buna bağlı olarak mevsimlerde de değişimler gözleniyor. Özellikle dört mevsimin yaşandığı orduda ara mevsimler olan ilkbahar ve sonbahar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu değişimin en önemli kanıtlarından birisi de orduya her geçen yıl karın hem daha geç yağması hem de miktarın giderek düşmesi. Bu duruma bağlı olarak il genelinde yağan kar yüksekliğinde de her yıl azalmalar yaşanıyor. Karın her geçen yıl daha az düştüğü orduda Mesudiye Topcan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi de yavaş yavaş düşmeye başladı. Kış aylarında genellikle dolu olan Topcan Baraj Gölü'nde su seviyesinin giderek azaldığı görülüyor. Bilindiği üzere kar hem kaynak sularını hem de yüzeydeki suları besleyerek su seviyesini belli bir düzeyde tutuyor. Bu mevsimde suların azalmaya başladığı Topcan Baraj Gölü'nün yaz aylarındaki durumu şimdiden merak ediliyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.